Hala inanamıyorum Mila. Böyle kanlı canlı karşımdasın. Ben de inanamıyorum. Sen halamsın. El ele oturuyoruz. O kadar garip ki bu. Kazadan sonra o kadar çok aradım ki seni. Çalmadığım hiçbir kapı kalmadı. Ama hiçbirinden sonuç alamadım. Senin için öldü dediler. Keşke. Keşke o zaman kavuşabilseydik. Keşke. Onun bebeği bulmasa yaşadığından bile haberim olmayacaktı. Dünyaları verdi bana. Seni kazandırdı. Sayesinde kavuştum sana. O kadar çok sevindim ki senin için. Çok güzel bir evlilik yapmışsın. Arkanda dağ gibi duran çok iyi bir eşin var. Evet. Çok iyi biri. Seni bularak bana dünyaları verdi. Yavrum. Çocukluğumdan beri kimseye böyle yaslanmadım. Sanki anneme babama kavuşmuş gibi. Seni her zaman böyle saracağım, sarmalayacağım. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Nefes'in annesiyim. Sizinle konuşmak istiyorum. Latife Hanım sizsiniz değil mi? O adamla değil evlenmek. Yüzünü görmeye bile tahammülüm yok. Ama mecbur kaldım. Anneme, kızıma tehdit etti beni. Seni görür görmez söylemek istedim aslında. Yapamadım. Korktum. Korktuysan şimdi niye buradasın diyeceksin biliyorum. Ama tek başıma çare bulamadım. Senden yardım istemeye geldim. Sen de bir çare bulamadın değil mi? Benim o adamdan kurtuluşum yok. Her zaman bir çare vardır. Nefesi Korkut kaçırdı, buna şüphe yok. Eğer bunu kanıtlayabilirsek işte o zaman Korkut'u içeri attırabiliriz. Nasıl kanıtlayacağız ki? Şahitlik yapabilecek bir onun adamları var. Onlar da bunu asla kabul etmezler. Aslında bir tane daha şahit var. Tabii konuşturabilirsek. Kim? Nefes Latife adında bir kadından bahsetmişti. Onun evinde kalmış, çocuğuyla oynamış falan, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ben biraz sorup soruşturdum. İşte bu Latife adındaki kadın
Korkut'un resmi nikah olmayan eşi. Oğlan da Korkut'un oğlu. Kadın bundan tam 5 sene önce darp raporu almış. Ama sonra dosya kapanmış. Kadın da şikayetini geri çekmiş. Daha ilginci, bundan sonra kadın yine rapor almış. Ama hepsi evde çıkan küçük kazalarla ilgili. Yani bu şu demek. Kadın bu adamdan bir kere kurtulmaya çalışmış. Yani bir kere polise gitmiş. Ama... Tehdit edildiği için geri adım atmış. Aynen öyle. Çocuğu olduğu için her şeyi kabullenmiş. Fakat şimdi birileri ona yol gösterir, destek verirse ifade verebilir. Sizi tanımam etmem. Ne konuşacaksınız benimle? Başımda büyük bir dert var Latife Hanım. Aslına bakarsanız derdimiz ortak. Sizden bize yardım etmenizi isteyeceğiz. Babana ne kadar benziyorsun? Aynı kardeşimin bakışları var gözlerinde. Baban... ...bu kadar uzun zaman oldu ki. Yüzü hayal meyal aklımda. Öyle aynı senin gibi bakardı. Derin. Bakışları insanın içine işlerdi. Anneni de böyle kalmadı zaten. Zümrüt'le Mahir. Zümrüt'le Mahir. Zümrüt. Mahir. Bu kadar şey var ki sana sormak istediğim hala. Onlarla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Uzun uzun anlatacağım. Fotoğraflarını da göstereceğim. Ama önce sen anlat. Neler yaşadın? Neler geçti başından? Her şeyi bilmek istiyorum. Benim anlatacak güzel bir şeyim yok ki. Olsun, ne varsa, iyi kötü, her şeyi bilmek istiyorum. Birbirimizden ayrı geçirdiğimiz zamanı, her şeyi telafi etmek istiyorum. Çok mutlu olacağız. Hiç ayrılmamışız gibi. Birbirimizden ayrı geçirdiğimiz her günü telafi edeceğiz. Bundan sonra hiç ayrılmak yok. Hep yan yana. Çok mutluyum hala. Seninle beraber geçirdiğim annem, babam, çocukluğum... Her şey sanki yeniden doğmuş gibi. İnsan sadece kederden gözyaşı dökmez. Mutlu gözyaşlarını görmek daha güzel olmaz mı? Haklısın usta. Birazdan yola çıkacağız. Bugün halasının yanına götüreceğim onu. Ya sonra? Sonra... Gerçeği anlatacağım. Onu ailesine emanet edip azat edeceğim. Korkut. Yani kocanız. Efes'i neden buraya getirdiğini biliyor musunuz? Bilmiyorum.
Ben Korkut'a bir şey sormam. Neyi neden yaptın demem. Kocanız beni kendisiyle evlenmeye zorlamak için nefesi kaçırdı. Hiçbir şey söylemediniz. Şaşırmadınız mı? Korkut daha önce de üstüme kadın getirdi. Sıkılınca gönderdi. Böyle bir şey nasıl rıza gösterdiniz? Rıza göstermeyip de ne yapacaktım? Korkut'a her kafı tuttuğumda kendimi hastanede buldum ben. Bir evladım var. Bana bir şey olursa Korkut ona sahip çıkmaz. Bakın eğer bize yardım ederseniz hayatımızı karartan bu adamın parmaklıkları ardına gönderebiliriz. Bunun için sadece Korkut'un nefesi kaçırdığına dair ifade vermeniz yeterli. Olmaz. Olmaz, yapamam. Korkut'un kulağına giderse bu sefer öldürür beni. Latife Hanım korkmayın. Bakın ben avukatım, bizzat ilgileneceğim. Size hiçbir şey yapamaz. Olmaz dedim. Yapamam dedim size. Hayır. Gelin. Latife Hanım. Bakın neler yaşadığınızı çok iyi anlıyorum. Neden korktuğunuzda. Ama böyle susup sineye çekmeye devam ederseniz bu ömür boyu böyle devam edecek. O adamdan kurtulabilirsiniz. Bunun için ne gerekiyorsa birlikte yaparız. Yalnız kalmazsınız. Biz size destek oluruz. Yok, olmaz. Yapamam. Korkut öldürür beni. Bakın Latife Hanım, gerekli korumayı sağlarım size. Yanınıza bile yaklaşamaz, güvenin bize. Siz onu tanımıyorsunuz. Onu kimse durduramaz. Benim bir kuru canım var. Ama evladım. Onun canından geçemem. Gidin. Gidin buradan, gidin. Latife Hanım, Latife Hanım lütfen yardım edin. Ne olur yardım edin, ne olur. Çok özür dilerim. Biraz heyecanlandım. O yüzden kaydedemedim bir türlü numarayı. Merhaba Naliyeciğim. Çok sağ ol. Halam. Benim halam. İki defa ailemden beri. Üşüme. Sen bana kardeşimin yadigarısın. Canım yeğenimsin benim. Bu akşam misafirim olmayı kabul etmediniz ama ben doyamadım yeğenime. Keşke bize geçseydik. Sizin için de uygunsa yarın akşam yemeği birlikte yiyelim. Tabii ki uygunum. Yeğenim için her zaman uygunum. Yeter ki onunla olayım. O zaman kalkalım hadi, üşüme. Nasılsa yarın beraber olacağız. Biz bırakalım sizi. Sağ olun. Şoförümle geldim. Hadi. Babanın da böyle bir karavanı vardı. Tıpkı buna benziyordu. Ben de hatırlıyorum. Ama hayal meyal. Hatırladığım kadarıyla anlattım. Onun gibi bir karavan bulmuş. Demin söylemiştim. Yine söylüyorum. Orhun Bey gibi biriyle evli olduğun için çok şanslısın.
Demirhanlılar çok saygın bir ailedir. Orhun Bey'in de metini duymuştum. Çok doğruymuş. Seni bana kavuşturdu. Şalını unutmayayım. Olur mu güzel yeğenim? Sen de kalsın. Hemen yarın olsun istiyorum. Hiç ayrılmak istemiyorum. Bundan sonra hep beraber olacağız. Ölene kadar arkandayım. Seni hiç bırakmayacağım. Merak etme. Yarın akşam görüşürüz. Geldim. Ne oldu? Ne istiyorsun? Meryem'i görmeye geldim. Çağırsana mı? Meryem evde değil, yok. Çıktı. Çıktı mı? Nikahtan önce, bana söylemeden. Nereye gitti? Hemen umutsuzluğa kapılma. Ben Noyan'la da Salih'le de konuşacağım. Şayet o pisliğin nefesi kaçırma, onu içeri tıktırmama yetmiyorsa başka bir açığını bulacağım. Ama ne olursa olsun onu içeri tıktıracağım, merak etme. Kadife'ye gittiğimizi mi öğrendi? Tamam, korkma hiç hadi. Öğrendiyse de öğrendi. Yani bilelim ki ona göre davranalım. Hadi. Neredesin sen? Bana da haber vermedin. Annen de bilmiyor nereye gittin. Ne işler karıştırıyorsun söyle. Ne oldu? Niye gelmiş Korkut? Dışarıdayım. Onu anladık. Dışarıda neredesin? Nikah için alışverişe çıkmıştım. Ben ihtiyacım olan her şeyi aldım. Gelinlikte, ayakkabıydı, ne varsa işte. Şimdi anneni bıraktım. Dolaşma sokakta, eve dön. Tamam, hemen geliyorum. Bana bak, eğer bir iş karıştırıyorsan, ola ki nikahtan falan vazgeçersen. Kızın anan evdeyken ev ateşe veririm. Cayır cayır yanıp geberirler ona göre. Benim hemen eve dönmem lazım. Meryem, konuştuğumuz gibi nikahı da istediğini söyledin mi? Dün gece seninle plan yaptıktan sonra aradım, konuştum. Kabul etti. Güzel. Herhangi bir aksilik çıkarsa müdahale edebileceğimiz bir yer olması lazım. Kontrolün sürekli bizde olması lazım. Bir aksilik çıkarsa müdahale edemezsen eğer. Başaramazsın. Bak, öyle bir şey olmayacak. Ne olursa olsun evet demene engel olacağım. O pisliği de içeri tıktıracağım, merak etme. Çok denedim ama çalışmıyor. Motorda sıkıntı var. Sana konum gönderdim.
Benim arabayla buraya gelirsin, sen bunu halledersin, biz onunla döneriz. Tamam Orhun Bey. Hemen çıkıyorum yola. Tamam. Araba birazdan gelir. Mutlu oldun. Hem de çok. Bir halan varmış. Herkes gibi benim de ailemden, hayatta biri varmış. Babama benziyormuşum. Halam söyledi. Tıpkı baban gibi bakışlarım var dedi. Fotoğrafları da varmış. Gösterecek halam. Annemi de babamı da göreceğim. Artık gözlerimi kapattığımda yüzleri bölük pörçük gelmeyecek gözlerimin önüne. Gerçeği anlatacağım. Onu ailesine emanet edip azat edeceğim. Bir şey mi oldu? Bana bir şey mi diyecektin? Üşüdüm. Motor çalışmıyor. Tabii klima da çalışmıyor. Soğuk. Üşümüşsündür. Yo, üşümedim ben. Açık kalabilir. Ben şu motora bir daha bakayım. Elleri sivrilik yapacak ha. Hala bile vermeden çekip gidiyor. Ulan şurada nikaha az bir zaman kaldı. Salonu düzenlememiz lazım. İnsan gelir de işin ucundan tutar be. İş gibi çalışıyoruz burada. Ulan Allah vere de bir dolap çevirmese bari. Vallahi Korkut hepimizi duman eder ha. Etsin. Sen bunu o eşkıyayı kızımıza uygun görmeden önce düşünecektin. Paraya pul atama ettin. Kızının o adamla evlenmesine razı geldin. Gelmeseydin ne olacaktı? Ha? Hepimiz sefalet içinde mi yaşasaydık yani? Ulan üzüleceğine sevin sevin. Kızımız zengin bir adamla evleniyor. Kuzum. Bir şey mi oldu anneciğim? Acıktın mı yoksa? Hadi sen geç odana. Ben şimdi sana poğaçayla meyve suyu getireceğim. Hadi anneanne. Raşit. Konuştuklarına dikkat et. Denli densiz konuşuyorsun, kız duyacak. Duyarsa duyar be. Yalan mı? Anası evleniyor işte. Neredesin kız sen? Haber bile vermedin, adam kapıya dayandı. Hadi bırak onları. Al, hadi hazırlan. Nikah az kaldı. Hadi, hadi, hadi. Annem, ne çiziyorsun? Annem ne oldu? Bir şey mi canı sıkıldı senin? Hadi ama söyle anne, ne oldu? Anne, sen evleniyor musun? Amcayla evleniyorsun. Ben amcayı hiç sevmedim.
Annem, merak etme sen. Her şey yoluna gidecek. Üzülme, olur mu? Kenan, amirimle konuştum. Herhangi bir delil ya da bir şahit olmadan Korkut'un tutuklanması mümkün değil. Savcı Bey'den bir haber var mı? Yani burada buluşmak için sözleştik ama yok. İş uzadı sanırım. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun? Yani aklında var mı şey? Bilmiyorum Salih. Yani bilmiyorum. Elim kolum bağlı şekilde kaldım işte böyle. Yani bildiğim tek şey var. O da tek bir dakika bile kaybedemeyeceğim. Yani benim acilen bir şeyler yapmam şart. Bana bir şey mi söyleyecektin inmeden önce? Bana öyle büyük bir iyilik yaptın ki sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. İyiliklerime kadar işlemişti kimsesizlik duygusu. Ama artık yok, hissetmiyorum. Hayatımın en güzel hediyesini verdin bana. Çok çok teşekkür ederim. Sen burada bekle, ben hemen geliyorum. Vallahi üniversite sınavına bu kadar çalışmamıştım herhalde. Olabilecek bütün şifreleri yazdık. Koskoca bir sayfa doldu neredeyse. Hadi inşallah birinden biri tutar da şu lanet olası bilgisayarı açarsın. Bunların hepsini denemek için zamana ihtiyacım olacak. Acaba diyorum, Hafife teyzeyle Nurşah'ı tekrar dışarı mı gönderse? Şaka yapıyorsun herhalde. O dediğim bir kere olur. Her seferinde nasıl bahane bulayım kızım? Allah Allah. Hadi Nurşah neyse de Afife'yi ikna etmek mümkün değil. Ya kimsenin lafıyla sözüyle hareket etmez o, bilmiyor musun? Ne yapacağız peki? Onlar konaktayken halledeceğiz. Başka çare yok. O zaman onlara uyarlayacak bir şeyler bul. Çünkü benim zamana ihtiyacım olacak. Tamam, ben onları uyarlayacak bir şeyler bulurum. Bunları kafana takma sen, bilgisayarı açmaya konsantre ol. Ay çok pardon. Bu saatlerde oda hep boş oluyordu da. O yüzden ben böyle pat diye daldım içeri. Bugün biraz geciktik. Önemli değil. Sen geç işine bak. Biz de çıkıyorduk zaten. Hay Allah'ım ya. Şu hale bak. Dağınıklıkla nasıl yatıp kalkıyorlar bunlar ya? Araba gelene kadar bir süre buradayız. Niye öyle bakıyorsun? Annem. Karavanla çıktığımızda sık sık köfte yapardı bana. Çok iştahlı olmadığımı hatırlıyorum. Ama köfte ekmeğe asla hayır diyemezdim.
yanında patates de kızartıp içine koyardı. Ulaşılamıyor. Şarjı bitti herhalde. Meryem. Ah benim güzel kızım. Yazık değil mi sana? Gel yolu yıkırken vazgeç. Henüz hiçbir şey için geç değil. Olmaz abla. Ne bu üzerindeki kıyafet? Neden benim aldığım gelinliği giymedin? Meryem eşini kaybedeli çok olmadı. Gelinlik giymesi yakışık almaz. Neyse ne. Nikah memuru bizi bekliyor. Hazırsan çıkalım. Değil mi? Belki takı takmaya gelen olur. Nefes için evet diyeceğim. Başka çarem yok. Bak öyle bir şey olmayacak. Ne olursa olsun evet demene engel olacağım. O pisliği de içeri tıktıracağım, merak etme. Meryem.
Meryem. Hadi. Birbirinizle evlenmek istediğinizi yazılı olarak bildirdiniz. Yapmış olduğumuz araştırma sonunda evlenmenizde engel bir durum olmadığı tarafımızca tespit edildi. Bunu şimdi bir kez de şahitler ve misafirlerin huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz evlenme akdine başlayacağım. Kendine gel. Siz, Meryem Dikmen, Korkut Şahin'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Yarın akşam falan için ne hazırlanmasını istiyorsan söyle. Gerekirse dışarıdan personel de istedirim. Halamın neyi sevip neyi sevmediğini bilmiyorum ki. Ama Halis ablayla konuşup bir menü hazırlarız artık. Samosa yaparım belki. Tabii eğer sen mutfağa girmeme izin verirsen. Demirhanlı Konağı'nın bazı kuralları var biliyorsun. Ama yarın sıradan bir gün değil. Senin için önemli bir gün. Eğer halan için bir şeyler hazırlamak istiyorsan mutfağa girebilirsin. Teşekkür ederim. Ne demiştin biraz önce? Samosa. Bizim oralarda, Afrika'da yani çok meşhurdur. Bir çeşit börek. Bence sever. Halan sevecektir. Allah'ım yalvarırım evet demesi. Sana öyle aval aval bir şey söylesene cevap ver. Meryem, memur bey sana soruyor. Evet desene. Meryem Dikmen, Korkut Şahin'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Durun! Thank you.
Latife Hanım. Latife Hanım, içeride olduğunuzu biliyorum. Lütfen açın kapıyı. Yapamam dedim size. Gidin buradan, gidin lütfen. Bakın, siz kapıyı açana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Son kez konuşmak istiyorum sizinle. Ne söyleyeceksen söyle, sonra da git buradan. Nefes'i hatırlıyorsunuz değil mi Latife Hanım? İşte o küçük kızım ve annesi Meryem'in hayatı sizin ellerinizde. Benim kendime hayrım yok. Görmüyor musun? Eğer dediğimi yaparsanız hem kendinize hem de onlara iyilik etmiş olacaksınız. Bakın, Korkut size yaşattıklarını gün gelecek onları da yaşatacak. Hem kendinize, hem çocuğunuz, hem de onları kurtarmak için bu son şansınız. Latife Hanım, yapamam, başaramam sanıyorsunuz ama yapabilirsiniz. Başka bir hayat mümkün. Çocuğunuzla korkusuzca yaşayabileceğiniz, güvende hissedebileceğiniz bir hayat. Bakın, siz şimdi bir şey yapmazsanız, çocuğunuz büyüdüğünde babası kadar annesini de suçlayacak. Onun zulmüne, eziyetine dur demediğiniz için, bir şey yapmadığınız için suçlayacak sizi. Kendinizi de çocuğunuzu da bu cehennemde hapsetmeyin. Çocuğum için katlanıyorum demiştiniz. Asıl çocuğunuz için dur diyeyim bu zulme. Latife Hanım, siz çok güçlü bir kadınsınız. Katlandığınız onca şeyi düşününce bunu çok daha iyi anladım. Şimdi o güçlü kadın katlanmak için değil, baş kaldırmak için gücünü ortaya koymalı. Başarabilirsiniz. Kendiniz için. Çocuğunuz için. Ulan Latife, ulan Latife, öldün kızım sen, öldün. Anneciğim. Çok şükür Feriha'm, çok şükür. Evlatlarım. Çok şükür yarabbim. Feriha'm, çok şükür. Evlatlarım. Ulan ben böyle şansın içine tüküreyim be. İyi misin? Çok korktum biliyorum, daha önce gelecektim ama. Korkmadım. Ne olursa olsun biliyordum geleceğini. Geçen hafta sipariş ettiğimiz boyalarla fırçalar ne zaman gelecek? Yarın öğlen hepsi elimizde olacak hanımefendi. Nebiye Hanım'ın bahçıvan sorununu hallettiniz mi? Bizden rica etmişti. Evet efendim. Mülakatla bizzat kendim ilgilendim. Uygun bir aday çıktı. Nebiye Hanım'lara haber verdim. Hafta sonu başlayacak. Bahçenin genel bakımı ile ilgili şirkette görüştüm. 2 gün sonraya gün verdiler. Gelecekler. Başka bir isteğiniz? Yok. İşinin başına dönebilirsin.
Fikret Hanım. Ben Orhun odasından bir kitap alayım. Ben sana bir kitap önerebilirim. Hatta Hira'ya önerdim geçen gün, çok beğendi. Nurşah Hanım. Afife Hanım'ın istediği bir şey karışımı hazır. Hepsinden koydurttunuz mu? Evet, Kaya hepsinden aldırmış. Tamam Fikret Hanım. Görüşmek üzere, iyi günler. Fikret Hanım mıydı? Evet. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Aslında ben de çok istiyorum kendisini görmeyi. Olur. Bir ara organizasyon düzenleriz. Çok iyi olur Afife'cim. Aldığı tabloyu gördün mü? Herkes onu konuşuyordu en son. Dur bak göstereyim. Merak ettim, ben de bakayım ya. Bak tabii canım. Çok şıkmış yalnız. Yarın. Ne olmuş yarına? Halamın misafirliği konaktakileri rahatsız etmez değil mi? Halan istediğin zaman misafir edebilirsin. Kimse bir şey demez. Diyemez. Her şey güzel olsun istiyorum. Her şey istediğin gibi olacak, merak etme. Yakup Usta. Merak ettim Demirhan'la. Ne yaptın? Hira kızımla konuştun mu? Anlattın mı ona masum oldu? Vakti saati gelmedi anlaşılan. Sana fazla geçikme derim Demirhan'la. Zaman aleyhine işler sonra. Hira nasıl peki? Halasıyla kavuştuğu için mesul. Çok. O vicdan azabı az da olsa kalktı omuzlarından sanki. Sana daha önce de söylemiştim Demir Hanım. Onu azat ederken kendini müebbette hapsetme. Bütün gece uğraştık, hepsi yanlış şifreymiş. İyi de ne olabilir bu lanet şifre, ne? Doğum yıllarını denedim, olmadı. Nihan'ın ölüm yılını denedim, yine olmadı. Tabii ya, ikisi birden. Hem doğum yılı, hem ölüm yılı. Deneyelim. Doğum yılı, ölüm yılı 2022.
yapabilirim. İnanamıyorum, başardım, inanamıyorum. Doğru, başardım. Başardım, tamam. Şimdi şu dosyaları buldum hemen. Yil. Kahretsin. Kahretsin, hiçbirinde yok. Eda? Nerede kaldın? Masanın üstündeymiş. Boşuna kütüphaneyi didik didik aradım. Sahip olduklarını sıkı tut ki elinden kayırmasın. Karavan. Halam. Hepsi çok güzel. Ama bana neden bu iyiliği yapıyorsun? Ne değişti?